Saygıdeğer Üsküdarlı kardeşlerim, öncelikle mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor. Başta ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlara getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Tam 9 yıldır Üsküdar'ın imarı için, hisseli parsellerden kurtulması için mücadele veren bir kardeşiniz olarak sizlere şunları hatırlatıyoruz. Allah göstermesin, 6 Şubat'ı hiçbir zaman unutmayacağız. Asrın felaketi çok kısa zaman önce oldu biliyorsunuz. Ama bakıyorum insanlarımız yine eski haline döndü, unuttular. İstanbul'un en büyük sorunu nedir? Çürük binalardır. Biz Üsküdarlı olarak çürük binalardan kurtulmak için çok büyük mücadele veriyoruz. Hisseli parsellerin ifraz olması gerektiğini anlatıyoruz. Ve çok şükür Yavuz Türk mahallemizde de inşaatlar yavaş yavaş başladı. Sizlere şimdi neyi anlatacağız? Bakın kardeşlerim, kentsel dönüşüm sadece TOKİ ile, sadece belediyenin çalışmasıyla, dönüşümüyle bir sonuç elde edemeyiz. Sadece bu bir başlangıç, bir örnek. 3400 metrekare olan bu parsel, görüyorsunuz, 1,5 yıl önce başlandı imzalar toplanmaya ve 3 tane evle birlikte anlaşma sağlandı çok şükür. Uzun uğraşlar sonunda başladı. 3 tane blok. Bakın kardeşlerim, görüyorsunuz. 63 daire, 9 tane dükkan. En az 1 yıl daha sürecek. Bu demektir ki kentsel dönüşüm tek başına mücadeleyle olmaz. Neyle olacak? Topyekün mücadeleyle olacak kardeşlerim. 3300-3400 metrekarelik bir parselde eğer bir kentsel dönüşüm 63 tane 70 tane daire 2 yılda bitecekse, şimdi hemen yanımda olan 1027 ada 2 parsel 64.000 metrekare parselimiz, görüyorsunuz bu parselimiz ifraz oluyor şu şekilde. İfraz olurken neyi düşünüyoruz? Normal şartlarda ara sokaklara göre bizim ifraz yapmamız lazım değil mi kardeşlerim? Burada var mı ara sokaklar? Yok. Sadece plan yoluna göre Kadasol Caddesi, yukarıdan açılacak bir cadde, bir de Sütçüyolu Caddesi'ne cephe olarak parseller ifraz oluyor, olacak. Deneyeceğiz. Ama çözüm bu değil. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz kentsel dönüşümle ilgili yeni yasalar çıkaracağını söyledi. Depremle mücadeleyi bir seferberlik haline getirecekler. En kısa zamanda bekliyoruz. Bunları neden söylüyoruz? Bugünden uyarıyoruz. Yasalar çıkarken tam çıksın. Yani plan tadilatları bir yılda tamamlansın. Plan tadilatları olmadan ifraz çok fazla işe yaramaz. Göreceksiniz. Yol yakınken hatırlatıyoruz. İstiyoruz ki yasalar, kanunlar, kararnameler, yönetmelikler çıkarırken açık kapı bırakılmasın. 2000 yılından önce bütün binalar kentsel dönüşüm alanına alınsın. Mahkeme yolları kapansın. Hisseli olan parseller ifraz olurken plan tadilatları bir yılda sonuçlansın. Sokaklara göre İfraz olsun. Bunun nedeni de şu: bu planlar yapılırken, bütün planlar yapılırken 3/2 çoğunluğa göre yapıldığı için sokaklar açılmadı. %40 kamu alanından terk alacağız. Örneğin okul alanı ve spor tesis alanı. Peki soruyorum, bu sokaklar kamu alanı değil mi? Kamu alanı. Bu sokaklar kamu alanına açıldığı zaman bir tanesinden vazgeçeceğiz.
Bizim şöyle bir planlama mı yapmamız lazım? Bu işi bilen insanlar, bu işi yapacak olan insanlar, bu insanları görev başına getirmemiz lazım ki sahada iyice çalışsınlar. Tam 9 yıldır mücadele verdim kardeşlerim. Bunları anlattım. Ve çok şükür bir noktaya getirdik. Bundan sonra şunu istiyoruz. Çok yoğun talep ve istek var. Teşvik ediyor insanlar. Talepte bulunuyorlar. İlla görev almamı istiyorlar. Ben halkla ilişkiler ve imardan sorumlu başkan yardımcısı olduğu takdirde, görev verildiği takdirde seve seve yapmaya hazırım. Görev almak önemli değil. Dışarıdan da destek olurum. Yeter ki bu fikirlerimiz hayata geçsin. Bu fikirler hayata geçmeden kardeşlerim, gerçek manada kentsel dönüşüm olmaz. Sadece günü kurtarırız. Evet, 3000 metrekare, 4000 metrekare parsellerde kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz deriz. Ama zaman kaybederiz. Deprem kapıda beklerken acil önlem alalım. Örneğin inşallah en kısa zamanda TOKİ Üsküdar'a Yavuz Türk'e de gelecek. Bunu bekliyoruz.